Cuma'nın edasının şartları. Bunlar da 6 tane. 1. Cuma namazını veliül emr, yani emir sahibi olan başbakan, belediye başkanı, cumhurbaşkanı neyse veya vekilinin kıldırmasıdır. Bulunduğu belgenin, beldenin emiri kimse, mesela bulunduğu belgede en yetkili kim? Kaymakam mı? Belediye başkanı mı? Efendim vali mi? Kimse, normalde bunun veya bunun tayin ettiği bir vekilin kıldırmasıdır. Şimdi bugün imamlar bunların tayin ettiği vekiller hükmündedir. Tamam mı? Ondan sonra izni am. İkinci şart izni am. Yani izni am demek muayyen bir yerde bir cami, mescit Müslümanların toplanıp cuma namazını kılmaları için veliül emir tarafından müsaade edilmiş olmalıdır. Yani izni am ne demek? O namaz kılınan artık bir mescit olabilir, bir cami olabilir veya bir açık alan olabilir yani. Böyle cuma namazı için tayin edilmiş bir açık olan olabilir. Buraya herkesin girmeye izni olmalıdır. Mesela bir cemaat kendi camisinde içeriye toplanıp kapıyı kilitleyip cuma namazı kılsalar olmaz. Ya biz ama burası işte her zaman 5 vakit namaz kılınan yerdi. Olabilir ama sen cuma namazında niye kapıyı kilitledin? Başkaları gelmesin diye. Cuma kılınan yer izni âm olacak. Yani herkesin oraya girmeye izni olacak. Böyle olması lazım. Camilerimizde bugün izni âmdır yani. Herkesin oraya girmesi, efendim kimse cumada caminin kapısına kilit vurmuyor. Anlaşıldı mı? Evet. İkinci şart bu. Üçüncü şart vaktin devamıdır. Yani şöyle ki cuma namazını kılabilmek için öğle vakti henüz devam etmekte olmalıdır. Yani zeval vaktinden ikindi namazı vaktine kadar cuma namazı kılınabilir. Zevalden önce veya ikindiden sonra ne olmaz? Bu vakit çıkmış sayılır. Bu vakit çıktı mı artık cuma namazını ne eda edebilirsin ne kaza edebilirsin. Cuma namazının kazası yoktur. Bir kimse cuma namazını kaçırdıysa vakit içinde eda, vakit dışında kaza etme şansı bile yoktur. Yok yani. Cuma namazını kaçıran kimse o günün öğlen namazını kılar. Vaktinden sonra olursa o günün öğlen namazının kazasını kılar. Şimdi öğlenle ikindi arasında cuma namazının kılınması lazım. Kılınmadı. Bir olay oldu, bir şey oldu, kılınmadı. İkindi namazı girdi. Biz ikindi namazından sonra cumayı cemaatle kılalım. Olmaz, bitti. Cuma bitti artık yani. Çünkü vaktin devamı cumanın edasının şartlarındandı. Birinci şart neydi? Veliül emr veya onun tayin ettiği bir kimsenin kıldırması. Yani o beldenin en yetkilisi veya en yetkilinin bir vekilinin kıldırması. İkincisi izni am. Yani bütün insanların oraya namaza gitmeye izin almadan oraya gidebilecekleri bir yer olmalı. Topluma açık bir yer. Topluma açık bir yer olmalı. Evet. Üçüncüsü de vaktin devamı. Öğlen ikindi arası. Tamam mı? Evet. Diyor ki daha cuma namazı kılınmakta iken vakit çıkacak olsa. Cumaya başladık ama ikindi vakti geldi, vakit çıktı. Yeniden öğle namazını kaza olarak kılmak icap eder. Artık o cuma namazı bozulmuştur. O günün öğlen namazını kaza olarak kılmak gerekir. Evet. Dördüncü şart cemaat bulunmasıdır. Cuma namazında cemaat şarttır. Şöyle ki cuma namazı için cemaatin en az miktarı imamdan başka 3 kişidir Hanefi mezhebine göre. İmamdan başka 3 kişi yani imamla beraber 4 kişi. Bu 3 kişinin yani imamdan hariç olan 3 kişinin 3'ü de erkek olacak. İkisi erkek birisi bayan olmaz. İkisi erkek biri çocuk olmaz. Yani en az Hanefi mezhebine göre cuma cemaatinin oluşabilmesi için imamdan başka 3 kişidir. İmamı Ebu Yusuf'a göre imamdan başka 2 kişi de kurtarır. Yani imamla beraber 3 kişi de kurtarır ama fetva imamla beraber 4 kişidir. Tamam mı? Mesela İmam Malik, Maliki mezhebine göre imamdan beraber 30 kişi, İmam-ı Şafii Hazretlerine göre imamla beraber 40 kişidir. Yani Şafii mezhebine göre cemaatin en az 40 kişi olması lazım. Maliki mezhebine göre cemaatin en az 30 kişi olması lazım. Hanefi mezhebine göre cemaatin en az 3 kişi olması lazım. Anlaşıldı mı? Ve bu cemaatin de akıllı, yani o 3 kişiden biri deli olsa olmaz, mecnun olsa olmaz, biri bayan olsa olmaz, biri çocuk olsa olmaz. Üçünün de akıllı ve erkek olması şarttır. İlk başta saymış olduğunuz faziletinin geçerli olması lazım. Tabii. O evet. Şartla, ya o ilk başta saydığımız 6 şart değil. Mesela seferi olabilir bir tanesi. O
cemaatteki olması gereken, imamdan hariç olması gereken üç kişinin biri seferi olabilir, biri ama olabilir. Yani o şartlar değil yani. Şart ne? Akıllı ve erkek olması. Yani buraya ermiş, akıllı ve erkek olmasıdır. Tamam mı? Beşinci cumanın edasının şartları, cumanın farz olan namazından evvel hutbe okunmasıdır. Bak cumanın edasının farzlarından bir tanesi neymiş? Cumanın farz olan namazından evvel hutbe okunmasıdır. Biliyorsunuz bayram namazlarında önce farz kılınır. Yani önce cumanın bayram namazının farzı kılınır. Ondan sonra efendim hutbe okunur. Ama cuma namazında önce ne yapıyoruz? Mescide giriyoruz. Dört rekat ilk sünneti kılıyoruz. Ondan sonra ezan okunuyor. İmam hutbeye çıkıyor ve cuma namazının farzından önce hutbe okunuyor. Cumanın farz olan namazından evvel hutbe okunması cumanın edasının şartlarındandır. Şöyle ki vaktin girmesinden sonra bir cemaatin huzurunda bir hutbe okunması lazımdır. Bu sebeple hutbe okunurken cemaat bulunmayıp da daha sonra namazda bulunacak olsa namazları caiz olmaz. Şimdi dedik ya cumada cemaatin Hanefi mezhebine göre en az imamdan hariç 3 kişi olması lazım. Evet. İmam hutbeye çıktı, hiç kimse yok camide. Boş camiye hutbeyi okudu. Kâmet getirildi. Farza girerken 5 kişi geldi veya 3 kişi geldi. Cuma cemaati için cemaat toplandı ama hutbede o en az 3 kişi olmadığı için onların cuması da olmaz. Yani cuma cemaati için lazım olan o en az 3 kişi var ya imamdan hariç. Onların hutbede de orada olmaları lazım. Hutbeyi de dinlemeleri lazım yani. Evet. Cemaatin hutbeyi işitmeleri şart değildir. Mesela oldu ki hutbe okunurken eskiden elektrik mi vardı? Mikrofon mu vardı? Cemaat hutbeyi imam okurken ceyran kesildi. Yani arkadaki cemaat veya dışarıdaki cemaat imamın sesini duymadı. Şimdi bunlar hutbeyi dinleyemediler. Ama hutbe okunurken camide hazır bulundukları için hutbeyi dinlemiş sayılırlar. Yani cemaatin hutbeyi işitmeleri şart değildir. Anlaşıldı mı? Sadece hazır bulunmaları kafidir. Bununla ilgili bir izleyicimiz cuma hutbesi farz hissediyor. Hutbe okunurken telefonla meşgul olmak. Olmaz. Hutbeyi. Geleceğim ona söyleyeceğim şimdi. Cumanın hutbesi cumanın edasının şartlarındandır. Tamam mı? Cuma hutbesinde bak ne diyor? Orada bulunmaları şarttır. Orada bulunduğu için. Sadece hazır bulunmaları kafidir. Bak hutbe esnasında bir mükellef erkeğin hatta seferi olsa bile bulunması da kafi görülmektedir. Yani o üç kişiden en az bir tanesinin hutbe esnasında orada olması lazım. Şimdi cuma hutbesi normalde kısa tutulmalıdır diyor. O meselelere çok girmeyeceğim. Yani hutbeyi imamın cemaate göre ayarlaması gerekiyor. Mesela İmam-ı Azam Hazretlerine göre bir kimse hutbeye çıksa sadece elhamdülillah dese inse hutbe yerine gelir. Veya subhanallah dese veya la ilahe illallah dese inse hutbe yerine gelmiş olur. Onun için çok soğuk havalarda, çok sıcak havalarda imamın efendim bunu ne yapması lazım? Ayarlaması lazım. Cemaati bezdirmeyecek şekilde. Çok uzun da değil, çok kısa da değil. Bakın burada Peygamberimiz bir hadis-i şerifte buyurmuş ki namazın uzun, hutbenin kısa olması kişinin fekahetindendir. Yani derin dini bilgisindendir yani. Derin dini bilgisi olan insanlar bir şeyleri anlatmak için çok uzatmazlar. Tık tık kısa kısa nükteli sözlerle anlatılması gerekeni anlatırlar. Onun için cuma hutbesinin kısa ama namazını uzun tutabilirsin. Ama hutbeyi kısa okumak daha iyidir. Çünkü bak Cabir bin Semura radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber cuma namazını kılardım. Onun namazı da hutbesi de orta bir halde olurdu. Ne ifrat yapardı ne tefrit yapardı. Yani ne çok uzun ne çok kısa. İnsanlara anlatılması gerekeni anlatırdı.